Evet, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, Cumhuriyet resepsiyonuna hoş geldiniz için eşim Hatice Nur hanımefendi ve ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Değerli dostlarım, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılını büyük bir coşku, büyük bir kıvanç, büyük bir gururla kutladık, kutluyoruz. Bu en büyük bayramımız hepimize kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, aziz vatanımızın, milletimizin kurtarıcısı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz silah arkadaşları, kıymetli şehitlerimiz, bütün gazilerimiz, hepsini rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyor. Kendilerine minnettarız. Bu güzel cumhuriyeti kurup bu noktaya getirmek üzere bize emanet ettikleri için. Değerli dostlarım, bundan tam 90 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti ilan ediyor. Ve bizler için ve bu aziz millet için buyuruyordu ki, milletimizin karakterine ve adetine en uygun yönetim biçimi cumhuriyettir, diyordu. Değerli dostlarım, onun hayatı aktif askerlik hayatına girdiği andan ölümüne kadar büyük hizmetlerle dolu. Ama kendisi bu süreç içerisinde bir hizmetini müstesna yapıyor. Ve ondan kendi tabiriyle en büyük eserim diye bahsediyor. İşte onun en büyük eserim dediği cumhuriyetteyiz. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Anayasamızın birinci maddesi. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Egemenliği kayıp ve şart gözetmeksizin bu aziz millete vermiştir. Anayasamızda da böyle yazıyor. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Özellik itibariyle. Ve değerli dostlarım, 13 milyon, 12,5 milyonla kurulan bu cumhuriyet bugün 76 milyona kavuştu. 76 milyona geldi. Kurulduğunda ve bugün ve gelecekte sonsuza kadar hiçbir kişiye, hiçbir aileye, hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanınmamıştır cumhuriyette. Cumhuriyette 76 milyon. Hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Birinci sınıf yurttaşız. Ve önderimiz bu cumhuriyete bir hedef biçti. Bir hedef gösterdi. Neydi o hedef? Dünya Milletler Ailesi'nde muasır medeniyet çizgisi neyse onun üzerine çıkmak. Nasıl olacak bu? Nasıl yapacağız? Gazi bunu da gösterdi. Dedi ki,
Hiçbir şeye muhtaç değilsiniz. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tek bir şeye ihtiyacınız var. O da çok çalışmaktır. Çalışmaları da sınırlandırdı. Dedi ki, çalışmaların içerisinde en yükseği, en seçkini birlik ve beraberlik içerisinde el ele bu aziz millet, aziz ulus için çalışmaktır, dedi. Ve bir dua etti. Bir temennide bulundu. Dedi ki, ey yükselen nesil, İstikbalimiz, istikbal sizsiniz. Sizlersiniz. Bu cumhuriyeti biz kurduk. Bunu yüceltecek, yükseltecek, ilelebet payidar edecek sizsiniz. Bize inandı, bize güvendi. Ve bizler, hanımefendiler, beyefendiler, bu temenni, bu emanet, kutsal emanet, bu duanın geriye olarak bir beraber kardeşlik duygularımızla milletimiz için, ulusumuz için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Değerli dostlarım, sevgili Tekirdağlılar, Cumhuriyet Bayramımızı sabah valiliğimizde tebrikat töreni yaptık. Akabinde tören geçidimiz, tören merasimimiz oldu. Bu ikinci Cumhuriyet Bayramım oldu benim için. Ve giden geçen seneyle bu seneki tören merasimimiz arasında gerçekten çok büyük bir katılım ve büyük bir coşku vardı. Bu şehrin valisi olarak gerek il merkezimizde, Çorlu'muzda, Çerkezköy'ümüzde, Malkan'ımızda, Hayrabolu'muzda, Saray'ımızda, Ergene'mizde, Kapaklı'mızda çok büyük bir coşkuyla 90. yılını kutlayan, katılan, sevgisini kalbinden, gözünden izhar eden bütün hemşehrilerime sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Ve dostlarım, geldiğim günden bu yana eşim ve ben gerek dini bayramlarımızı gerek resmi bayramlarımızı bir aile ortamında büyük bir coşkuyla, yürekten sevgiyle, klişeye değil, gerçek manada yaşayan bir sevgiyle yapmanın gayreti içerisinde bulundum. İlk bayramımız dini bayramımızdı. Hatırlayınız. Ramazan bayramımız. Akabinde kurban bayramımız. Ve dini bayramlarımız. Resmi bayramlarımızın formatını Türkiye Cumhuriyeti Devleti belirliyor. O format başkentte 81 şehirde ülke dışında büyükelçilik ve konsolosluklarda nasıl olacağı belli. Biz bunu yapıyoruz. Fakat vali olarak arz ediyorum ki resmi bayramlarımızın tebrikatta, tören merasiminde ve resepsiyonlarda halkın her kesimi katılsın. Bunun ilkini biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptık. Değerli dostlarım, sadece protokolü davet etmiş olsaydık polis evimize sığmazdı. Ama ordu evimize, belki üniversitemizdeki piramit salonumuza sığardı. Ama biz istiyoruz ki, valimiz istiyor ki 2000 kişi gelsin. Köy muhtarlarımız gelsin. Esnafımız gelsin. Şehit gazi ailelerimiz, göz bebeklerimiz gelsin. Bu şehire hizmet eden, seçilen atananlar gelsin. Sivil toplum kuruluşlarımız gelsin. Taksi droplarımızda bizi sevdiklerimize, hastalarımıza uzağı yakın eden taksicilerimiz gelsin. Esnafımız gelsin. Gelsin, gelsin. Elimizi 180 derece pergel asalım. Beraber
cumhur bir araya gelsin diyoruz biz. Gönlümüzden geçen bu. Allah için böyle. Ama evet, ben de bunu resmi bir mekanda yapma arzusundayım. Ama polis evim, ordu evim, üniversitedeki piramit salonumuz, belediyemiz elindeki kapalı mekan, hacimler sizi şu an için almaya sığmıyor. Ve bu mekanda bir bini servet, Ramal Otelimizin bu mekanı. Ev sahipliğimizi o zaman arkadaşlarımızla beraber istişare ettik. Bu salonda sizleri misafir etmeyi uygun gördük. Buradan müjdeliyorum. 2014 yılında resepsiyonlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızdan 2014 ve Cumhuriyet resepsiyonunu bilin bakalım nerede vereceğiz? Kültür merkezi. Evet. 3000 kişi, şimdiden müjdeliyorum. Tekirdağ 10.000 ilçesi ve yeni büyükşehir, büyükşehirinin şanını yakışır bir şekilde silahlı kuvvetlerimizin anlı, şanlı, gururlu zaferinin resepsiyonunu ve bizim bayramımız, en büyük bayramımız, Cumhuriyet bayramımızın resepsiyonunu sahildeki kültür sitemize vereceğiz. Değerli Tekirdağlılar, sevgili Tekirdağlılar, 90. yıl Cumhuriyetimizin 90. yılı çok güzel bir hizmetle de taçlandı. Bundan 153 yıl önce Sultan Abdülmecid tarafından hayal edilen, düşünülen ve planı çizilen iki kıtanın birleştirilmesi olan Marmaray bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Konuk Cumhurbaşkanları, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Konuk Başbakanlar, Konuk Bakanlar, Bakanlarımız ve kıymetli İstanbullularla beraber ekranlarımız başında 76 milyon duygu setine kapılarak hizmete açtı. Artık yeri 62 metre altında, denizin altında, denizi rahatsız etmeden, Boğaz Denizi rahatsız etmeden iki kıta modern İpek Yolu, iki kıta 4 dakikada bugün birbirine kavuştu. Bizi seven, belki bizi sevmeyen, dünya milletler ailesindeki 6 milyar insanlık dediler ki ellerinize sağlık. Bu içinde bulunduğumuz çağa yakıştı ve çok güzel oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bir sözünde diyor ki, gerçek manada bağımsız olmak için iktisaden bağımsız, ekonomik olarak bağımsız olmamız, ekonomik olarak iktisaden güçlü olmamız lazım diyor. Evet, değerli dostlarım, bugün onun gösterdiği ilke doğrultusunda, hedef doğrultusunda sanayicilerimiz, hizmet sektöründe çalışanlar, esnafımız, memurumuz, ilim adamlarımız, üniversitelerimiz, hep beraber zenginimiz, fakirimiz ayrım yapmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir eşit, saygın vatandaşları olarak bizler daha zengin, daha refah, daha demokratik, birbirini anlayan, birbirine ön yargısız kucak açan bir hukuk devletinin vatandaşları olarak dünyaya biz önderimizin muasır medeniyetler çizgisini, hedefini şu an için 16. sırada yakaladık. 23'ten 16'ya. Bekle dünya bizi. Göreceksiniz ilk 5, ilk 3, ilk 1 olacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle 90. yılımızı huzurla, esenlikle, sevinçle yaşadık.
Gelin birlikte bir dua edelim. Bir temenni de bulunalım. Atamız gibi. Dünya öldükçe bu yüce Türk milleti, aziz milletimiz, gelecek yükselen neslimiz nice cumhuriyet bayramlarını gururla, esenlikle, huzurla kutlamaya devam etsin inşallah. Sizleri seviyoruz, sevgiyle kutluyoruz.